Bence az oldu ya, yük biraz daha alabiliriz. Bu da benim artçım. Galiba şuraya ben oturacağım. Yolculuğumuz Bartın'a kamp yapmaya gidiyoruz. Berat da. Tabii bu ne yapıyor orada hiç bilmiyor. Kameraya gözükme dedim, yola gitti. Benim motordan duman gelmeye başladı. İnşallah motor inmemiştir. Bunun yağ yaktığını ben biliyordum ama yedek yağ aldım, eklemeyi unutmuştuk. Biraz yağsız gelmişiz. Hadi bakalım. Soğumasını bekliyorum. Sonra yağı atacağım ama. Motorun işini çözdük sayılır. Şimdi dinleniyoruz. Çekiyor ya Berat. Baba baba. Şöyle döndürüyorsun. Artık seni çekiyor. Oğlum yolda göremiyorum ki onu. Sonra çeviriyorsun. Beni çekiyor. Anladın? Anladım. Helal. Üç kere basıyorum, manzarayı çekecek. Efsane Karakal bizi buraya kadar getirdi. Burası Bartın'dan geçen herkesin durup fotoğraf çektirdiği o yer. Meşhur yer. Arkada da evlenenler var. Hemen fotoğraf çektim. Benzin bitti. Allah'tan yedek benzin, yedek yağ, debriyaj teli, gaz teli, buji. Hatta debriyaj arası açık teline kadar debriyaj arası açık yedek her şeyi aldım. Demin yolda zaten motoru biliyorum. Motorun yağısı bitmişti. Bir kilometre daha gitsek ustanı elimize verecek, haberimiz yok. Allah'tan. Bartın Amasya'ya sonunda iniş yapabildik. Sabah 10'da çıktık. Kamera bana bakabilir mi? Heh. Sabah 10'da çıktık. 6'da vardık. Yani bayağı kısa sürdü. Normalde 3 saat gösteriyor navigasyonda. Siz inanmayın. Şimdi kısa bir Amasra turu yapacağız. Şu kamera bana bakabilir mi? Allah rızası için. Gimbal diye aldım bana. Şimdi ilk defa deniz görecek. Görmek üzere. Gördü. Bayıldın değil mi? Thank you.
Şerefsiz küstü bana. Neymiş? Onun kölesi değilmişim. Amasya turumuz bitti bu arada. Çok da hijyenik duruyor şu an. Büyük ihtimal selden dolayı. Ceyser Love Sütunlarına geldik. Şimdi buraya biraz tur atacağız. Kampa geldiğimizde motorun üzerinize gördüğünüz çantalar vardı ya, işte o çantaların içinde çıkanlar bunlar. Çadırımız, kamp yatağımız. Bunu şişirilebiliyor tabi. Buraya sesim gelir Berat. İşte benim meşgulcam. Sakin. Beyhan Hanım'ın hediyesi. Bugün bunu aldık. Kamp ocağı. Şu an çayımız kaynıyor. Vallahi daha ilk denememiz. Çok güzel, yani hemen kaynaklı değil ama biraz maliyetli olsun. Bu var, bu ocağı. Mavi çantada bu da çıktı. Bir de ben bunu aldıydım, tamam mı? Bunun sorunu, bu hemen gaz kaçırıyor. Yani çakmak gazıyla çalışıyor bu. Tabii mavi çantada o da var. Bu çakmak gazıyla basıyor, çalışıyor. Bunu ancak kahve yapıldı. Öyle çaya falan dayanacağını sanmıyorum. Ya da benimkinde çatlak vardı. Hepsi bu mavi çantanın içinde çıktı desem, böyle mavi çantamı çek. İlk yardım çantası. Her kampçıda olması gerekiyor. Bu benim için olmazsa olmaz çay. Şekerim. Bu işte sofra bezi gibi kullanılır. Şişim var, şişim. Gelsene buraya bir çek. Bu jel gene olmazsa olmaz. Yastık için. Bu kamp yastığı. İyi oldu. İp. Burada hem kaşığım var, hem çatalım, hem bıçağım var. Bu da akşam Berat'a kumda kahve yapacağım. Başta neyimiz var? Kamp ocağımız var. İçinde parol harekesi var. Kimyonu bağlama şeklini baksana. Yedek tuzlar falan. Üvecim yemek yapmak için. Ondan sonra bardaklar, tuz, kaşık, çatal. Bir de şöyle bir kutucuğum var. Bu da benim çeyizlik. Çeyizlikte kaşıktan porselenine kadar hepsi var. Tabi çok aşırı hijyenik olmuyor. Bunların hepsi yıkanıp koyuluyor ama işte içinde dolaşa dolaşa
Tabi onu çıkartınca istiyor, yıka istedik ama artık dağdasın, o da senin şeyine kalmış. O biberine kadar her şey var. Yani sıcağında da çıkmayacak, bence hiçbir şey yok. Ocağımızda çayımız kaynıyor. Şimdi yemeğimizi yaptık. Şöyle plastik tabaklarımız var. İki çeşit kamp ocağı var. Bu bunun yakıtı. Bu da bunun yakıtı. İlk yardım kendimiz şişler. Genelde böyle tahta kaşık ve çatal kullanıyorum. Bunlar çok daha kırılması zor. Gerçi demir de çok şanslı. Küçük gibi görünse de çantanın içinde hemen hemen her şey var. Asla ama yolda bırakmıyor. Bir şeye ihtiyacın duymuyor. Yanına istersen nadal al, istersen konserve al. Çayını, çorbanı çok rahat bir şekilde yapabileceksin.